Allah rahmet etsin yani, öldü. İyisi kötüsü onu da gitti. Ya o ne rahmet oluyor ya? Ya insan arkadaşım ne rahmet, zamanında o kocam vay gölüm vay canım deydi, şimdi ne oldu? Ben insan olarak rahmet okuyorum, ne diyeyim? O Allah biliyor zaten, benim ağzımdan mı Allah şey yargılayacak onu? Bana ne öldüyse bana ne? Lan git, ne üzüleceğim ben? Siz değil, sizce kim üzülmüştür? Ya ben başıma git bir gör nereye gidersen. O daha önce ölmüştü zaten. Yani o göstermelik ondan medyada. Ben inanmıyorum yeni öldüğüne, eskiden öldü o. Mayıs, Haziran gibi ölmüştü zaten. Hristiyan ve Yahudiler üzülmüştür. Bir adamları gitti. Bu memlekette hain bitmez. Ne düşüneceğim ya? Ya işin yok mu senin? Gebersin gitsin ya. İyi oldu öldü, geberdi iyi oldu işte. Fethullah Gülen. FETÖ elebaşı. Öldüsü bana ne? Sizce en çok kim üzülmüştür? Bu tür şeylerde devletimiz eğer birini hain ilan ettiyse biz de ona bağlı kalacağız. Ya biz gariban insanlarız. Bizim aklımız o tür işlere ermez. O yüksek mertebedeki insanlar var ya, onlara sorun. Biz garibanız. Biz ne söylersek bizi yarın öbür gün hapise atarlar. Bir şey dersek bizi hapise atarlar. Ha, biz de biliyoruz bazı şeyleri. Kim haklı, kim haksız, ama gariban bulunan bir kişi günah keçisi ilan ederler, hapise atarlar. Bizi hapise atarsın. Siz niye bizi konuşturuyorsunuz? Bir şey değil, ne diyeceğim? Gitti işte, iyi, daha iyi. Bu ölüme en çok kim üzülmüştür? Yani müritler üzülmüştür, başka kim üzülecek? Ben üzülecek halim yok. Onu destekle ne üzülür? Ne düşüneyim kendim? Ölen ölmüş, yapacak bir şey yok. Ya kim üzüldün ne bileyim kuzum ya. Ben gerek yok. Ben yorum yapacak halim değilim. Çünkü ölen ölmüş, yapacak bir şey yok. Daha önceden ölmüştü zaten. O göstermelik senaryo sahada. Onun gömüleceği yer Vatikan'dır. Vatikan'da onun mezarı şimdi. Onlar üzülmüşlerdi yani. Hainimiz bol bir memleketliyiz. Uyanık olmak lazım. FETÖ gider, kötü başlar, çeto başlar. Farklı bir sürü bir şeyler başlayabilir yani. Biz adam olmamız lazım. Yani mesele bizim adam olmamızda. Başkasının ne yaptığı önemli değil. Ya iyi oldu yani. Ölse de şeyi devam eder yani, ne olacak? En çok kendileri üzülmüştür. FETÖ'cüler üzülmüştür yani. Ne düşünüyorum, ben bir şey düşündüğüm yok işte. Peki Fethullah Gülen'in ölümüne sizce kim veya kimler üzülmüştür? Ya bu vatana hıyanet yaptı yani. Artık ne derece bilmiyorum yani. Bu belli bir şey yani. Bu ülkenin üstünde uçaklar dolandırdı yani. Meclise bomba yağdırdı. Vatandaş, 200 küsür vatandaş öldü. Yani bunlar oldu. Onun adamları yaptı dediler. Ya ben FETÖ'nün da Amerika'nın siyasına bağlı olduğunu düşünürüm. O da kendi başına böyle bir sağlıklı bir düşüncede insan olabilir ama yani başka şeylerin şeyindeydi, altındaydı, tesir altındaydı. Amerika'nın siyasa almış adamı, beynini yıkamış mı? O mu onları yıkamak istedi? Hangisi nasıl oldu? Aslında bilmiyorum. Aslında Fethullah Gülen Türkiye'de her şeyi ele geçirmekten çok dünyada İslamiyet'i ve Türklüğü şey etmiş olsaydı çok büyük faydası olacaktı. Bu işler olmayacaktı. Bu İsrail denen namussuz da bu işleri yapamayacaktı. Ben inanıyorum buna, bakın. Çok geniş düşünmek lazım. Yani zamanında Türkiye'de devleti ele geçireceğinin o düşüncede olmayaydı da dünyada bütün Türklüğü, Müslümanlığı uyaraydı da şeydeydi, bu işler şimdi olmayacaktı böyle. Ben öyle anlıyorum, öyle düşünüyorum kendini ama. Türkiye'de geniş düşünen yok. Herkes böyle tek pencereden bakıyor. Bir şey gibi tek bir şeyden bakıyor. Böyle bakmayacaksın. Geniş bakacaksan bütün dünyaya geniş bakacaksın. Bak görüyorsun, dünyada 5 paralık İsrail, 2 milyarlık Müslüman mı var bu dünyada ya? Hayret ediyorum ben ya. Bir insan olarak Hristiyanlar ahvak edeyim, Müslümanlarda ses yok. Oh olsun diyorlar sanki ya. Ben böyle bir dünya görmedim ya. Ya zalim adam çocukları öldürüyor, kadınları öldürüyor. Oh olsun gibi şeyler var bu dünyada. Hadi ötekileyeni anladı. Adamlar diyor ki ben Hristiyanım kardeşim. Ben böyle Müslüman, böyle insan da istemiyorum. Yani belki haklı değil ama belki onun görüşüne göre, inancına göre şey. Ama bizim bu şeyimize ne oluyor kardeşim ya? Akşama kadar Allah'ın huzuruna duruyorlar Müslümanım diye. Ne oluyor yani? Nasıl Müslümanlık? Nasıl? Niye? Haşa, Allah'ı ne zannediler? İnsanı ne zannediler? Henüz dünyada yani yaşam şeyinde insanlık, hele Müslüman diyen kesin bir şey anlamış değiller abi. Boşu boşuna yaşarlar. Bence öyle. Çok üzülüyorum bu işlere. Çok üzülüyorum yani. Çok da kızıyorum. Kendi namıma kızıyorum.